Şimdi kıymalarımı karıştırdım. Tuz karabiberimi alıyorum. Şöyle koyalım. Birazcık hardal. Kimyon. Yeni bahar. Birazcık da acı sos kullanacağım. Şöyle 2-3 damla. Pul biber de kullanabilirsiniz. Kırmızı biber kullanabilirsiniz. İçine hellimleri koyacağız. Şu hellimleri de işe başlamadan önce keselim. Şöyle şerit şerit kesiyorum. Buton buton. Kenara alalım. Şunu güzelce bir karıştıralım. Kıymaya gördüğünüz gibi ekmek koymadım, yumurta koymadım. Ben genellikle köftenin ekmeksiz ve yumurtasız olmasını tercih ediyorum. Gerçekten et et tadı ağzınıza gelsin. Şimdi aldım, kıymam hazır. Bir parça alıyorum, güzelce yoğuruyorum. Şöyle elimle bir dikdörtgen şeklinde getiriyorum. İçine şöyle hellimi koyalım. Daha sonra rulo yapar gibi kapatalım. Daha sonra her tarafına vurup şu çatlak yerinden açılabilir. Güzelce kapatalım. Bu birincisi olsun. Gelin bunları önce tavada kızartalım, daha sonra da fırınlayalım. Sadece tavada pişmeyecektir yalnız başta çünkü oldukça iriler. İçindeki o hellimin de erimesini istiyorum pişme esnasında. Ayçiçek yağı kullanıyorum. Fırınım 200 derecede. Şöyle atalım. Şöyle alalım. Gelin fırına atalım. Yaklaşık bir 10-12 dakika kadar sürecek. O esnada da biz salatamızı yapacağız. Salatamıza devam edebiliriz. Şu hellimi salatada da kullanacağım. İnce ince bölüyorum. İçine atalım. Güzel yeşilliklerim var. Şöyle köklerini kopartalım. Brokalar. Biraz salatalık koyalım. Bence salatalıkların en güzel yanı kabukları, dış kısımları. Onun için onları atmayalım, soymayalım. Güzel bir anne salatası yapıyoruz. Şöyle domatesleri alalım. Biraz da ceviz koyalım. Şöyle ince ince kesiyorum. Tuzumuzu, karabiberimizi alalım, yağlarımızı alalım. Biraz nar ekşisi. Tuz, karabiber. Birazcık limon. Salatalara biraz limon, birazcık da eğer sirke koyarsanız, bu balzamik sirkesi olabilir, nar ekşisi olabilir. Üzüm sirkesi olabilir. İkisini, o ekşili iki yerden alırsanız çok daha güzel olacak. Zeytinyağı. Birazcık da ayçiçeği yağı. Şöyle bir karıştıralım. Tabağımızı da seçelim. Gelin bir köftelere bakalım ne durumdalar acaba. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar oldu. Gayet güzel gözüküyor. Şöyle alayım. Kenara koyayım. Çok sıcak. Şöyle bir ikiye keselim.
Peynirler erimiş. Süper gözüküyor. Gelin salatamızı koyalım. Şöyle yerleştirelim. Birazcık nar ekşisi atalım üzerine.